Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız hamdolsun gayet iyiyim. Şimdi videoyu paylaşayım öncelikle. Müsaadenizle. Biliyorsunuz Recep Bayraktar kardeşimin köpeklerin alınmasıyla ortalık bir alevlendi, öyle söyleyelim. Biz de buna istinaden kendisine destek olduk. Çünkü bu bir haksızlık. Şimdi tahmin edeceğimiz üzere bunlar bize saldırmaya başladılar. Çok da umurumda değil. 8 yıldır saldırıyorlar. Ne yapabiliyorlar? Yasa dışı bir şeyimiz yok. Şimdi öncelikli olarak beni tanımayan arkadaşlar için Recep'in çevresi özellikle. Bunu Recep rica etti. Az önce görüştüm kendisiyle ve az önce ona da söyledim. Ben sonuna kadar Recep Bayraktar'ın yanında olacağım. Çünkü bugün Recep'e, yarın Abdullah'a, öbür gün Hüseyin'e, diğer gün Mehmet'e. Bugün yasaklı ırk, yasaklanmış ve yasaklanmaması gereken köpekleri besleyen tüm köpek camiasını ve devamında da bütün köpekleri, Türkiye Cumhuriyeti'nde kim köpek besliyorsa hepsini ilgilendiren bir gündemimiz var. Şimdi arkadaşlar, önce beni tanımayanlara söyleyeyim. Bana zamanında işte bu camiada büyürken, tam şurada buranın 5-6 metre ötesinde evin önünde bir video daha yapmıştım. İngilizce yapmıştım. Yurt dışında saldırı olmuştu. İşte Akın Tülübaş bir canidir diye yabancılar saldırmıştı. Yaptığım trafik kazasıyla alakalı 2001 yılında birçok saldırıya maruz kaldım hayatım boyunca. Birçok haksızlığa maruz kaldım. Ama her zaman dimdik durdum. Beni tanıyanlar bilirler. Her zaman da dik dururum. Hiçbir şeyin sonu, ölümden öte köy yok. Allah'a bir can borcumuz var. Devletçi, milletçi ve inançlı biriyim arkadaşlar. Ülkem için, ülkemin insanı için kendime görev edindiğim hizmetler ve bir vizyonum var. Bu vizyonda da çok kişiye faydam olmuştur. Ve bana da çok kişinin duası gelmektedir. Allah hepsinden razı olsun. Dualarla korunuyoruz. Yani kaç kişi aradı? Abi biz sana maddi manevi herhangi bir destek bulunamıyoruz ama sana dua ediyoruz dediler. İşte dedim, en büyük destek bu. Şimdi arkadaşlar, beni vurabilecekleri yer neresidir? Ben 2011 yılına kadar köpek boğuşu işlerin içerisindeydim. Bu işlerin maalesef ki, yani öyle gördük, öyle öğrendik. Aklımız ermeye başladı, aklımız başımıza gelmeye başladı ve bir tesadüf oldu. Bir ortamda oturuyoruz, işte Umre'ye gidelim denildi. Umre'ye gittik. Kabe'yi canlı gördüm ve orada namaz kıldım. Cennet bahçesinde namaz kıldım. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret ettim. Orada dua ettim. Kendisine selam gönderdim. Bunları bilen bilir bunların ne demek olduğunu. Bu herkese nasip olmaz. Şak diye Umre'ye gidiyorum diyemezsin. Allah tarafından oraya davet edilmen gerekiyor. Bu da benim için bir tövbe, bir bırakma yolu oldu. İşte gezme, tozma, yaptığımız şeyler vardı. Yapmamamız gereken. Bunların hepsini bıraktık. Köpek dövüşünü de bıraktım. Ama ben ispiyoncu değilim. Beni kesseler, dilimi jiletle böyle paramparça yapsalar, çok büyük bir acı olduğunu tahmin ediyorum. Yani düşünün ki elinize bir iğne batıyor, ne kadar canınız yanıyor. Bu kadar acı da çektirseler ben kimseyi satmam. Köpek boğuşturanlara söylüyorum, Allah sizi de kurtarsın. Bırakın bu işi. En yakın tanıdığım, bildiğim, yani köpek boğuşturduğunu bildiğim insanlara bunu söylüyorum. Bana da yer söylemeyin diyorum. Bana yer söylerseniz beni yükümlülük altına koyarsınız, jandarmayı aramak zorunda kalırım diyorum. Bana köpek boğuşu nerede yapıyorsunuz? Kim kimle boğuşmuş? İnanın ki bilmiyorum zaten. Şu anda kimi kimle köpek boğuşturduğunda bilmiyorum, hangi köpek varmış, hangi köpek yokmuş. Bilmiyorum, ilgilenmiyorum. Ama paylaşmaya devam edenler. Dün apartmanın altında ses telleri alınmış köpek üretenle
meydanda köpek boğuşturanı şu anda yasa çerçevesinde bir tutuyorlar. Yani bunun bir atasporu olarak geldiğini gittiğini, evet o zamanlar öyleydi ama artık arkadaşlar bu iş dini olarak en başta, bakın her şeyi bir kenara koyun. Bunlar için Rabbim ne demiş? Peygamber Efendimiz ne demiş? Bir araştırın. Yani bunlar dilsiz kullarım. Ama kıyamet olduğunda bunların hepsi dile gelecek. Ve yakamızdalar. Ben söylüyorum, bakın bırakmama rağmen korku içindeyim. Çünkü neden? Geçmişteki günahlarımızı Rabbim affetsin. Rabbim affetsin. Umre'de gittim. Umre'de de bunun üzerine defalarca dua ettim. Giden herkesten de dua istiyorum. Kim beni tanıyıp aklına gelirse, Umre'ye gitmişse orada bana dua etmiştir. Şimdi Allah bütün günahkarlara hesap soracak. Sadece boğuşturanlara değil. Geç onu. Bütün günahkarlara, iftira atan da dahil. Haksız yere insanların köpeklerini evinden aldıranların da hesabı sorulacak. Rabbim soracak. Ama şu anda bu dünyada yaşıyorsak, bu dünyada da bunun hesabını sorduracağız. Devlet sayesinde, adalet sayesinde, hukuk sayesinde. Beni vurabilecekleri tek yer neresi biliyor musunuz? Şu İstanbul 4. Havalimanı gibi olan kafaya bakın. Videoda saç var kafamda. Yani çok eski. Bırakmadan evvelki videomla beni vurmaya çalışıyorlar. Ben hiçbir zaman saklamadım. Korkum da yok. Bugün devlet bana 10 yıl önce yaptığım, 12 sene önce yaptığım konuyla alakalı ceza kesecekse, adresim belli, TC numaram belli, yerim yurdum belli. Cezama razıyım. Ama o cezayı bana kestikten sonrasında da bana saldırdıklarında, işte o zaman şu anda topluyorum bütün verileri, avukatım var, 3 tane avukatım var. Bu vitesi boşa atmıştım, açık söyleyeyim. Bir iki yerden dava açılsın edildi, bir şeyler oldu. Hayır. Şimdi vitese taktım. Benim nasıl bir rahatsız manyak olduğumu tanıyanlar bilir. Bir şeyi kafaya taktım mı, ölene kadar onun peşinde giderim. Bak az önce Recep'i tekrar aradım. Yanındayım kardeş dedim. Ben sosyal medyada Recep kadar tanınmayabilirim. Ama reel hayatta, köpekçilikte dünyada tanınan birkaç tane adamdan bir tanesiyimdir. Aa, bu kadar da iddialıyım. Bütün dünyaya bu mevzular gidecek. Ülkeyi şikayet etmek bazında değil. Bizim nasıl haksızlığa uğradığımız. Ben işin o boyutuyla ilgilenmiyorum ama şu an onunla uğraşanlar da var. Buradaki mesele ne biliyor musunuz? Devletin eliyle bu fareler gidip bizim köpeklerimizi aldırmaya çalışıyorlar. Dog Argentino'muzu, Pitbull'umuzu, Presa Canario'muzu. Şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Yabancılar da bu işi destekliyorlar. Bu köpeklerin alınmasıyla alakalı. Türkiye'de köpek üretiminin durdurulmasını da dışarıdan destekliyorlar. Bunlara para yardımları yapıyorlar. Gidiyor orada bir köpeğin resmini paylaşıyor. Bu hayvan tedavi olacaktır, yardımlarınızı bekliyoruz deyip paralar topluyorlar. Onu tehdit ediyor, bunu sıkıştırıyor. Sen Serbülent Özgüre'yi 15 sene önceki videosu için karakola ifade vermeye çağırtıyorsun. Bir başka arkadaşımızı çağırtıyorsun. Yarın bizi de çağırırlar. Bir şeylerle suçlarlar. İftira atarlar. Bak Allah var, Allah. Siz Allah'tan korkmuyorsunuz. Allah'tan korkan bunu yapmaz. Bak siz Allah'tan korkmuyorsunuz. Korksaydınız bunu yapmazdınız. Ama öyle bir adama çattınız ki. Hatırlıyor musunuz, yarışmaya gelmişti? Bizim Maltepe'de Başıbüyük'teki yarışmaya gelmişti. Orada bize bir oyun oynadı. Maltepe Kaymakamlığında çalışan içerideki tanıdığı kadınla beraber benim elime fotokopiyi verdiler. İzin kağıdı. Kaymakam imzalı izin kağıdının fotokopisini verdiler ve polise gidip iftirada bulunup bunların elinde sahte evrak var, gerçek evrak yok dediler. Ve devlet memurları geldiler, polisler, emniyet güçleri geldiler. Elinizdeki evrak gerçek değil, yarışmayı yapamazsınız dediler. İşte şu yok, bu yok, bir sürü şey söylediler. Biz bütün maddeleri tek tek tamamladık ve o evrağın gerçeğinin olduğunu da ispatladık. Üstüne de bize saldırdı, orada vatandaşa saldırdı. Ben 6 saat vatandaşı tuttum. 1000 tane adam var orada, yanlış anlamayın. 1000 tane adam var, bizim camiadaki adamları da kendiniz tanıyorsunuz. Saldırdı adamlara. Ki dayak yesin, mağdur oynasın. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir kurnaz bu. Ve tabii yani sen polisi kandırabilir misin? Senin şimdi ananı ağlatırlar, ananı. Polis dediğin var ya, özel eğitimden geçiyor.
Bakın arkadaşlar, benim bir sürü polis memuru arkadaşım var. Bildiğiniz arkadaşım yani, oturup kalktığım, yediğim, içtiğim, birbirimize yardımcı olduğumuz, sosyal hayatta birbirimize yardımcı olduğumuz. Bu mevzuyla alakalı bir tanesi bile aramadım. Aranacak bir şey yok. Biz eksiğimiz yok çünkü. Yani eksik davranmıyoruz, yanlış davranmıyoruz. Ama o gün ne oldu? Ters kelepçeyle gitti. Facebook'taki şimdi eski videolardan tarattırıyorum, onu bulacağım. Ters kelepçeyle böyle kafasına tutup arabaya koyulup. Neden biliyor musunuz? Ortalığı karıştırmak için geldi çünkü oraya. Şimdi bakın arkadaşlar, size bir şey anlatayım. Bizde, bizim toplumumuzun geri bırakılmasıyla alakalı çok fazla yani şaka yapmıyorum, gerçekten algı operasyonları yapılıyor. Ne yapıyorlar? 101 Dalmaçyalı filmini çekiyorlar. Bize Dalmaçyalı satıyorlar. Beyaz Diş filmini çekiyorlar. Malamut Husky satıyorlar. Beethoven filmini çekiyorlar. Sam Bernard satıyorlar. K9 filmini çekiyorlar. Alman Kurulu satıyorlar. Banka Sayon Dobermanların filmini çekiyorlar. Doberman satıyorlar dünyaya. En çok da bizim gibi işte. Onların gözünde 3. dünya ülkesi olan. Aslında biz 1. dünya ülkesiyiz. Bunu unutuyoruz. Hepsinden köklüyüz. Hepsinden daha sağlam yere basan bir toplumumuz var bizim. Ama şu an devletimiz, bakın devletimiz şu anda, ülkemiz daha doğrusu, milletimiz yeni uyanıyor. Yeni uyandık daha sabah. Yani hani telefonu açtığınızda Windows kuruluyor diyor ya bilgisayar, veya Apple telefon olanda elma işareti çıkıyor. Şu anda yeni uyanıyoruz. Ve bu esnada ortada bir yasa var. Hayvanları koruma yasası. Adı tam neyse. Bu yasayla ilgili çalışan birimleri ve bu yasadan devamında gelişmeleri kötüye kullanarak evinde gül bebek bakılan köpeği oradan aldırıyor. İddialaşıyor internette. Onu aldırıyor ve barınağa tıkıyor. Ve bundan mutluluk duyuyor. Barınak nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Gidenleriniz vardır, gitmeyenleriniz vardır. Barınak bir köpek için son noktadır, son duraktır. Sonrası yok. Oradan birisi onu sahiplenmiyor. Orada sahiplendirilemiyor. Beton işte 1 metreye 70 santim, bilmiyorum kaça kaç ölçüsü, küçük. Köpek içinde dönemiyor bile neredeyse. Bir kafes, kutu kadar bir yerde. Bu kadar bir yerde yaşamaya mahkum ediliyor. Sahibini göremeden. Şimdi burada barınağı kötülemek değil amacım. İmkan bu kadar. İmkan buysa bu. Fakat evinde zaten gül bebek bakıyor. Yasada ne olması lazım arkadaşlar? Biz bununla ilgili gerekli temasları kurduk. Gerekli mücadeleyi vermeye başladık. Henüz yeni başladık. Ama emin olabilirsiniz ki sonuca ulaşacağız. Köpeklerin sahiplerinden alınmaması, sahibinin beyanıyla bu köpeğin tüm sorumluluğunu ben alıyorum. Adım, soyadım, TC kimliğim ve adresim. Bu köpek de şu adreste ikamet ediyor. Hani eviniz ve köpeğe baktığınız yer farklı olabilir. İşte bakın şu an mesela bizim yazlıktayım ben. Yaz kış geliyoruz gidiyoruz. Hafta sonu evimiz diyelim. Burada köpeklerimi besliyorum. İşte ailemin sosyal alanı şu an bulunduğum alan. Ama ikamet ettiğim yer şehir merkezinde. Her gün gelip gidiyorum. Veya iki günde bir gelip gidiyorum. Burada sorumluluğu aldım mı, benim köpeğim bir suç işlerse, bir dogo, bir pitbull, bir tosa inu, bir fila brasileiro, yani yasaklı denilen, yasaklanmaması gereken bu köpekler bu tür bir şey yaptığında ben sorumluyum. Sorumluluğu alıyorum. O zaman ha, bunun devamında bu yasa bu şekilde düzeltilmeli. Ehliyet alabilmek için, bu köpeği besleyebilmek için ne lazım? Bir, ekonomik özgürlüğünüzü ispatlamalısınız. İki, psikolojik testleri geçmelisiniz. Üç, hayvan sever olduğunuzu kanıtlamalısınız. Hayvan sevdiğinizi kanıtlamalısınız. Bu hepimiz için geçerli. Çünkü oradaki devlet memuru sizi tanımıyor. Tanımak zorunda da değil. Sizin nasıl bir insan olduğunuzu bilmek zorunda da değil. Adamın 100.000 tane işi var. Ama kanun çerçevesinde siz kendisine gerekli belgeleri, psikolojik testinizi, ekonomik özgürlüğünüzü, adresinizi, her şeyinizi düzgünce verip bu işi sağlam bir şekilde hakkıyla, hukukuyla yapacağınızı beyan ettikten sonra hiçbir sakınca kalmamalı. Bu iş böyle yürümesi lazım. İstediğin köpeği besleyebilirsin. Ağızlıkla dışarı çıkmalısın. Metal ağızlık ama. Birazdan farklı videolar da yapacağım. Bugün birazdan o kafes ağızlığı göstereceğim. Yani bez ağızlık değil. Tamamen kafesli ağızlık. Hayvan içinde ağzını rahat açabilecek ve sıcak havalarda asla bunalmayacağı bir şey olarak
yapılmalı. Çünkü nefes problemi olan köpekler de var. Yani burnu kısa özellikle. Yine bu yabancıların ürettiği köpek ırkları. Türkiye'de burnu o kadar kısa köpek ırkı yoktur. Şimdi bizim üzerimize onlar gelmeye başladılar. Zaten 8 yıldır geliyorlar. Yaptığımız yarışmalara gidip şikayet ediyorlar. Bizi kötü tanıtıyorlar. Bizi yanlış tanıtıyorlar. Biz bakın alnım burada ak. Benim tertemiz. Gördünüz mü? Suratımı gördünüz mü? Gözlerimi. Bende bir şeyden korkacak göz var mı? Bende böyle bir günahkarın suratı var mı? Ben kendimi tanıyorum. Tekrar söylüyorum. Ben Recep Bayraktar'ın yanındayım. Sonuna kadar. Sadece Recep değil. Türkiye'de köpek besleyen herkesin yanındayım. Ben de köpek besliyorum. Ya benim burada 5 kiloluk köpeğim de var. 1 kiloluk köpeğim de var. 100 kiloluk köpeğim de var. Her birinin bir tane tüyü için canımı veririm. Yani şu an size duygularımı nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Beni tanıyorsunuz. Burada benim Charlie'm var. Kartopu kedim var. İşte analı kızlı 2 tane kedim var. Charlie ile onlara özel kulübe yaptım. Alt kat, üst kat. Kediler üst katta takılıyor. Charlie alt katta takılıyor. Bütün bu bahçeyi 24 saat kullanabiliyorlar. Köpeklerim her gün ormana gider gelir. Yürür dolaşır. Her gün ikişer dönümlük 3 tane bahçem var. Bu bahçelerde ikişer saat, üçer saat gezer dolaşırlar. İç dış parazitleri aşıları yapılır. Mikroçipleri takılır. Aşı karneleri vardır. Veterinerimizin dosyasında kimin ne zaman ne yapılmış hepsi vardır. Bunlar neden anlatıyorum biliyor musunuz? Örnek olmak için. Böyle yapılmalı. Ticari olarak. Beni tanımayanlar için söylüyorum. Ben köpeklerimi yavrusunu satmak için beslemiyorum. Size de aynısını tavsiye ederim. Ama bu şu demek olmamalı. Köpek üretemezsin. Köpek üretmek yasaktır. Şimdi işi nereye götürecekler? Hedefleri o. Bizim de onların içinde tanıdıklarımız var. Oradan bize veriler yavaş yavaş akmaya başladı. Şimdi şunu buradan söyleyeyim. Kendileri bildiğimiz kadarıyla şu anda kanun kaçağı aranıyor. Bu sağa sola şikayet ediyorlar. Suç duyurusunda bulunuyorlar. Bunları yapanlar kendileri değiller. Eşine dostuna yaptırıyor. Hepsinin adres tespitleri, hepsinin TC numaraları, hepsinin kim oldukları ve arka planda, içeride de bunlara destek olanlar var. Bunların gerçek yüzlerini ortaya çıkaracağız ki bunlara destek olmayı bıraksınlar. Bunların tek amacı para kazanmak çünkü. Nerede rant var oraya saldırırlar. Örnek veriyorum Akın Tülübaş köpek ırk standartları yarışmaları organize eden bir ekibin önde geleni. Başkanı, hakemi. Akın'a saldırıyor. İşte Kangal camiasında Serbülent Hoca'nın sesi en çok çıkıyor. En önde o gidiyor çünkü Kangal Fadır. Serbülent'e saldıralım. İşte öbür tarafta kim var? Recep Bayraktar. 600 bin takipçi. Aha tam bize göre. Saldır. Olay bu arkadaşlar. Yıldırma politikasıyla halkı meşgul etmek. Arka taraftan da yasayı çıkarttıracaklar. Yasa çıkmasın demiyorum ama yasa düzeltilmeli. Bizi dinlemeli devletimiz. Ben bu videoları geçen gün Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaben yaptığım videoyu bunun için yapıyorum. Bizi dinlemeliler. Çünkü size şöyle bir şey tarif edeceğim. Şimdi burada bir şu elimi devlet olarak düşünün. Burada önde bu çakma sahte hayvansever kılığına girmiş fareler var şurada. Bu maytap gibiler. Onların sesi o kadar yüksek çıkıyor ki bakın şöyle önünü kapatıyorlar ve bu arka taraftaki milyonları göstermiyorlar. Ve buradan devlete diyor ki biz arkamızda böyle milyonlar var ve bunlar bizi temsilci seçti diyorlar. Devlet gerçek hayvanseverleri göremiyor. Gerçek hayvansever işte şu kamerada gördüğünüz kişi. Ben daha çocuktum. Nişantaşı'nda bir araba bir köpeğe çarptı. Bunun bilincinde bile değilim. O zamanlar bu konular yok bile. 30 yıl önceden bahsediyorum. Koştuk köpeği kucakladık. Aldık veteriner hekime götürdük. Daha bunu çocukken yaptık. O zamandan beri yaptıklarımız iyilikleri yani biz ömür boyu hayvanlara eziyet etmedim ben. Bunu da ayrıca söyleyeyim. Ben meydan boğuşu yaptım belli bir süre ve tövbe ettim bıraktım. Ama bir günahım varsa kalbim burada rahat, ferah, 100 tane sevabım vardır. Rabbim o bir tane günahımı da affetsin diye her gün dua ederim. Namazımı kılmaya çalışırım, ibadetimi yapmaya çalışırım. Çünkü Allah'tan korkuyorum. Ama o tenekeler var ya sizden hiç korkmuyorum. Hiç korkmuyorum sizden.
tek tek peşinize düşeceğim. Avukat tutup ne yapmamız gerekiyorsa hepsini startını verdik. Bununla ilgili özel sosyal medya birimi kuruyoruz. Hepinizi takip edeceğiz. Tek tek açıklarınızı arayacağız. Ve sizi devlete vereceğiz. O zaman anlayacaksınız devleti kandırmak neymiş. Sen devleti kandırmanın suçunu bilmiyorsun ha. O kadar fazla mahkemeleri var ki, o kadar dava kaybetmişler ki. En son bildiğim bir davada 70 bin lira para cezasına çarptırılmış. 70 bin lira para cezasına çarptırılmış. Ödemiyor, kaçıyor. Zaten parası yok ki. Sağdan soldan, oradan buradan Indira Gandhi mamaları al. Bu taraftan bu tarafa mamaları sat. Satarken yakalan, davalık ol. Buradan para topla, yurt dışındaki kadınları kandır. Yurt dışındaki hayvansever vicdanlarını sızlatıp onlardan nemalanan bir model bu. Anlatabiliyor muyum? Bu model zamanında bizden de para istedi. Bizden de mama istedi. Bizden yarışmalardan şuradan buradan gelir elde ediyor musunuz? Bilmem ne yapıyorsunuz? Bize de pay vereceksiniz diye saldırdı. Biz de tabii üçün birini verdik. Çünkü biz bu işten para almıyoruz. Aksine para harcıyoruz bu işe. Neden? Düşünün arkadaşlar. Eğri oturalım, doğru konuşalım. 2010 senesinde başladık. Yıl 2020. 9 senede Türk Çoban Köpeği Camiası'na yaptığımız hizmetleri şöyle bir oturun düşünün. Yarışmalar yapa yapa insanlara doğru fizikli, sağlıklı köpeği anlattık. O agresif, manyak gibi saldıran köpeğin doğru köpek olmadığını gösterdik. Köpeklerimizin aslının koyun köpeği olduğunu, sürüde çalışması gerektiğini gösterdik. Pitbull'un, Dogo'nun, Presa Canario'nun bunlarla ilgili ben sizin tahmin edebileceğinizden veya düşündüğünüzden çok daha fazla bilgiye sahibim. Sadece zamanım az olduğu için bu konuya el atmıyordum. Ama şimdi bilmiyorum bana ne olduysa daha bir merhametli oldum. Daha bir yani orada canı yanan bir canlının o canı yanarken benim de canım yanıyor burada. Yaş artık ilerliyor demek ki daha onları görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şunu ayıramıyorum. Eskiden ben ayırıyordum bunu. Türk Çoban Köpeği Camiası ve Dünya Irkları Camiası diye kafamda ayırıyordum. Karışmıyordum. Ama o taraftan orada olan bir şeyi görüyorum, müdahale etmeden duramıyorum. Bu arada arada antiparantez şunu söyleyeyim. Şimdi videolar yapacağız. Video serileri yapacağız. Köpek nasıl beslenir? Nerede? Metrekaresi nasıl olmalı? Köpeğin tüy bakımı nasıl yapılır? Zaten anlatıyorum ben YouTube'da. YouTube kanalıma girin seyredin. Ya bana abone de olmayın. Abone de olmayın. Ben abone verdiğinde abone kasma falan YouTube'dan para kazanayım. Benim böyle bir şeyim yok. Ama bilgi yayılsın, doğru bilgi. Yanlışım varsa da yazın altına veya beni telefonla arayın. Bu yanlıştır deyin. Kendimi düzeltip doğru videosunu yapayım. Veya siz de yapalım. Konunun uzmanıysanız. Amaç nedir? Doğru bilginin yayılması ve insanlar köpeklerini doğru beslesinler. Bu kadar basit. Doğru iş yapılsın. Köpeklere el koymak bunlar bitmeli. Ve arkadaşlar ülkemizde maalesef hayvan sevgisi şimdi bu konuyla alakalı benim videolarım duruyor. Devlet Erkanı'nın videolarımızı izlediğini görüyorum. Ya da Devlet Erkanı'na videomuzu izleyip veri ulaştırdıklarını görüyorum. İlkokuldan başlayarak hayvan sevgisinin işlenmesi gerektiğini anlatırdım. Bilenler bilir. Dün akşam bana bir video geldi. İsim vermeden devam edeceğim. Bir devlet bürokrat, önemli bir, çok önemli bir bürokrat. Çok çok önemli bir bürokrat. Bundan bahsediyor. Bakın, bu bahsettiğim ilkokuldan itibaren hayvan sevgisinden bahsediyor. Bir çocuk küçükken bir canlıya, ufak bir canlıya, bir hayvana zarar vermişse büyüdüğünde suça karışma ihtimali çok yüksek. Bakın, bu toplumsal bir mesele. Bunu evinizdeki bir tane köpek olarak düşünmeyin. Bu mesele toplumsal bir mesele. Devletin gerçekten ilgilenmesi gerektiği bir konu. Ne yapıyor? Küçüklükten hayvan sevgisini ve merhamet duygusunu çocuklara öğretirsek, yani İslami değerleri de çok iyi öğretmek lazım. Allah korkusunu öğretmek lazım. Bu da ailelere, sizlere düşüyor. Benim inşallah Rabbim nasip ederse, evladım olursa ben evladımı da İslami kurallara göre yetiştiririm. Ama benim gibi yani modern. Keşke olabiliyorsa benden 1 milyon kat daha iyi bir Müslüman olsun. Evladım kız veya erkek. Ama ona merhamet duygusunu ve insanlığı öğreteceğim. İlk ve tek hedefim bu. İyi bir insan. İyi bir Müslüman olması. Şimdi bakın konunun dibinden başlıyoruz.
Çocuk bunları öğreniyor. Çimi öğreniyor, yaprağı öğreniyor, ağacı öğreniyor, her şeyi öğreniyor. Allah'ı öğreniyor, doğayı öğreniyor, tabiatı öğreniyor ve bu esnada da bizim için yaratılmış olan, insanlık için yaratılmış olan köpekleri. Pitbull da bu köpeklerden bir tanesi. American Staffordshire Terrier de bundan bir tanesi. Torsa Yunu da bunlardan bir tanesi. Çoban köpekleri de bunlardan bir tanesi. Paliler de bir tanesi. Ya yani şurada karşımda iki tane pali geziyor. Seyretmek, bir demlik çay içersin yani. Onların o yürüyüşleri, bakışları, hareketleri kişilik ve karakter sahibi bu hayvanlar. Sevgili arkadaşlar, bu ülkede ülkenin köpekçiliğinin sözde hayvansever montunu giymiş içerideki o fareler Türkiye'de köpekçiliği bitirmek istiyorlar. Kimse köpek besleyemeyecek. Sahip olunan tüm köpekler kısırlaştırılacak. Böyle mahvedecekler. Bütün köpek camiasını mahvedecekler. Toplumsal infial oluşturacak yasa tasarısı içeriye girsin diye uğraşıyorlar. Yıllardır uğraşıyorlar ama. Bugün yarın değil bakın, yıllardır. Ve o masadaki insanlar da bu kişilerin nasıl kişiler olduklarını araştırıp peşine düşecek zamana sahip değiller. Bunu söyleyeyim size. Onlar bu zamana sahip değiller. Burada bize görev düşüyor. Topluma görev düşüyor. Bu videoyu paylaşın. Özellikle şu dönemde bundan sizden bunu rica ediyorum. Özellikle şu dönemde. Bakın bu ticari bir mesele değil. Bir köpek tanıtımı değil. Mama tanıtımı değil. Bir şey değil. Bu toplumsal bir meseleye parmak basıyorum. Pitbull'la ve diğer yasaklı denilen, yasaklanmaması gereken köpeklerle başladılar. Peşinden öbürü gelecek, beriki gelecek. Alman kurtları üretilmesin diyecekler bunu, göreceksiniz. Kalçalarını düşürüyorlar, köpeklerin anatomisini bozuyorlar, sağlığını bozuyorlar. Efendim, bunlar yasaklanması lazım. Yapacaklar bunu. Doberman'ı aynı şekilde yapacaklar. Amerikan Bulldog'a yapacaklar. Aklınıza gelebilecek. Rhodesian Ridgeback diyecek ki sırtındaki ters çıkan kıllar bunun bilmem neresinde şurasına diye atacaklar. Ve bu köpekleri beslenmesini, üretilmesini yasak edecekler. Bu kadar. Amaç bu. Kapınızda baktığınız o köpekleri size besletmeyecek. Hedefleri bu. O yüzden bize destek olmanız lazım. Bu yasanın doğru şekilde, tam doğru şekilde yapılabilmesi için, bakın yine devlet büyüğü dün izlediğim, yakında da kendisiyle beni görüştürecekler. Birçok kişiyle görüşeceğim bu arada, onu da söyleyeyim. O bahsettiğimiz devlet büyüğümüz, Allah kendisine sağlık sıhhat versin. Harika bir insan, dinledim, tamam dedim. O beyefendi diyor ki, hayvan bizde, yani 1000 yıldır, hayvan hakları mevcut. Daha Avrupa'da insan hakları yokken bizde hayvan hakları mevcutmuş. Eski kayıtlardan çıkarıp getiriyorlar. Doğadaki kuştan tutun, işte develerden tutun, sahipsiz eşeklerden, yük hayvanlarından, atlardan tutun. Neler yapmışız? Bunlar, şimdi orada şöyle bir şey var. Diyor ki, tüm sivil toplum örgütleriyle, köpeklerle, hayvanlarla alakalı tüm sivil toplum örgütleriyle görüşüyoruz diyor. Bizi arayan soran olmadı. Neden? Az önce anlattığım şey. O fareler o kadar büyük bir gürültü koparıyorlar ki diyor ki biz milyonları temsil ediyoruz. Bize söyleyin, biz zaten onları temsilen buradayız diyor. Ve arka taraftaki, bakın arka taraftaki gerçek hayvanseverlerin sesinin çıkmasına engel oluyorlar. Ama biz bu konuya döndük. İbreyi bu tarafa çevirdim şimdi. Benim kendi vizyonum neydi arkadaşlar? Hep anlatırım. Ülkemizin köpeklerinin tespit edilmesi, standartlarının belirlenmesi ve bu şekilde üretime başlamak. Şecereli üretim. Bunların yurt dışında kabul görebilmesi için bir tescil. Uluslararası ve geçerli bir kuruma tescil edilmesi. Türkiye şampiyonası düzenlemek ve Türkiye şampiyonası milli takım oluşturmak. Yurt dışına Türkiye'den köpek yarışmaya götürüp, yarıştırıp şampiyonluk kupası alıp gelmek hayallerimizdi. Bunu 3 sefer yaptık, hatta 4 sefer. Bir dünya şampiyonluğu Zorro, bir dünya şampiyonluğu Karo, dünya şampiyonlar şampiyonluğu Karo ve Avrupa şampiyonu Herkül. 4 tane uluslararası. Bakın 4 tane uluslararası dereceyi aldık, Türkiye'ye getirdik. Kendi imkanlarımızla. Ama orada Türk bayrağını en tepeye çektik. 4 sefer.
İstiklal Marşı'nı orada okuduk, okuttuk, söyledik, söylettirdik. Böyle söyleyelim. Neden? Çünkü biz ülkemizi seviyoruz. Ülkemizin köpekleri, bakın ayrı bir konu daha söyleyeyim. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Türkiye'deki köpekler, bakın. Türkiye'deki köpekler antik çağlardan günümüze ulaşmış karışmadan, şekli değiştirilmeden günümüze ulaşmış nadir köpekler. Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'deki kadar iri köpekler kalmadı. Bitirdiler. Yani bu maytap gibiler. Onların yurt dışı versiyonları. Bastıra bastıra, yıldıra yıldıra, bastıra bastıra, yıldıra yıldıra, ısıra ısıra, parçalaya parçalaya, kemire kemire, fare gibiler. Bıkmıyorlar. Hani fare betonu deliyor ya, bildiğiniz betonu deliyor. Bu kadar. Bitirdiler bu köpekleri. Burada bir yorum var arkadaşlar. Ben bu tür şeyleri çok okuyamıyorum. Tam vakıf değilim. Serbent'in yanındayız. Tepki gösteriyorsanız. Aslan Mehmetçiğim, kusura bakma, şimdi hiç seninle uğraşamayacağım. Ben bu mevzularda yoruma açık biri değilim. Benim tarafım belli, durumum belli. Yanlışsam benim yayınıma katılma kardeşim. Yanlışsam benim yayınımı paylaşma, yorumda yazma. Ben doğru olduğumu, alnımın ak olduğunu bildiğim gibi biliyorum. Ben doğruyum. Şu anda burada doğruları anlatıyorum. Hedefleri ülkedeki iri, büyük, küçük fark etmiyor. Kimse köpek beslemesin. Kimse köpek üretemesin. Köpek üretimi ruhsatı kimseye verilmesin. Ben ne diyorum? Evinde Yorkshire besleyen. Şimdi bakın kanundan bahsedeceğim. Ticaretini yapmak istiyorsanız Yorkshire Terrier'in veya Jack Russell Terrier'in, yani ev köpeklerinin ticaretini yapmak istiyorsanız ruhsat almak için köpek çiftliği açmak zorundasınız. Köpek çiftliği açmak için de arazi, şu şu bir sürü şey lazım. Biz diyoruz ki bireysel köpek üreticisi ruhsatı verilsin insanlara. İnsanlara bir limit koyulsun. Kaç metrekare yerin var kardeşim? 90 metrekare evim var. Sen bu evde 3 köpek bakabilirsin. Örnek vereyim, ırkına göre. 3 köpek bakabilirsin. Bir dişi köpek yılda bir kez doğum yapabilir. Ömrü boyunca da 10 defa değil, maksimum 4 defa yavrulatılır. Maksimum 4. Sonra köpek emekli. Ve o köpeğe ölene kadar bakmak zorundasın. Birine verirsen, verdiğin kişinin baktığından da mesulsün. Onun başına bir şey gelirse, önce verdiğin kişi mesuldür. Ama onun kadar sen de mesulsün. Dolayısıyla verdiğin köpeği takip etmek. Yani sorumluluk almayı öğrenmeliyiz artık. Ben bir yere köpek verdiğim zaman söylüyorum kardeşim, bakamazsan, yerin değişti, şu oldu, bu herhangi bir sebep, hayat şartların değişebilir. Veya alerji çıkabilir, çocuğun olur, çocuğun köpeğe alerjisi olur, her şey olabilir. Karınla kavga edersin, köpek istemez. Her şey olabilir. Köpeğimi bana geri getir. Sana verdiğim köpeği bana geri getir. Ya da bana haber ver, onu aynı şartlarda veya daha iyi şartlarda düzgün şekilde bakacak kişiyi ben bulurum. Çünkü ben onun üreticisiyim, onu ben verdim. Verdiğim köpeğin peşindeyim. Her zaman takip ederim. Eğer bir arkadaşımın imkanı yoksa, köpeği rahatsızlanmışsa, beni arıyor, ben vermişim köpeği, köpek rahatsızlanmış. Götür kardeşim veterinere. Veterinere gidecek paran yok mu? Araba tut. Gaz parasını, LPG'sini, dizelini, hepsini ben vereyim. Git doktora. Köpeğini göster. Oradan beni ara. Ben doktor bey'e diyorum ki IBAN numaranızı gönderin. Ne gerekiyorsa yapın. Bu kadar. Bunu yapacak gücüm varsa bunu yaparım. Gücüm yoksa bir yere köpek vermem. Ya da şunu yaparım. Vereceğim köpeğe böyle bir durumda maddi manevi sahip çıkabileceğini bildiğim kişiye köpeği hediye ederim. Mesela minikle Nesil'in kızı. Lokum ismi. Tam da bir lokum. Bu dişiyi bir aile dostuma hediye ettim. Neden? Ya kaşının bir tanesi yan dursa doktora götürür. Bu kadar köpek seviyorlar. Köpek üretmek, şunu yapmak, bunu yapmak böyle sorumluluk isteyen işlerdir. Yani bu yasalarda köpekler üretilmesin, üretemezsiniz, yapamazsınız filan diyenler var. Doğru. Milletin başına bela oldular. Ama köpek üretmek bir sanattır. Köpek üretmek insanları rahatlatır. Köpek çoğaltmak, doğru yerlere vermek insanlara sorumluluk yükler. Pozitif bir şeydir bu. Bunu negatif algı vermeye çalışıyorlar. Hep madalyonun diğer tarafını. Bunlar kötü, bunlar şöyle, bunlar köpek diyor. Benim işte başladılar. Bol bol seyredersiniz şimdi internette. Kafamda saç var. Saç var. Yani bereli bir bana benzeyen birine diyor ki bu o diyor. Böyle yalanları da var. Bunlar çünkü şeyler, ne derler ona? Paranoya, şizofren mi diyorlar? Bunlara tabir bile edemezsin.
Çünkü şey yok, beyin bunlarda böyle çalışmıyor. Ve önde mesela bu sadece tek başına gözüken maytap, arkasında da akıllılar var. Bu deli bu akıllıları kandırmış. Bildiğin kandırmış. Ya ben size emin olabilirsiniz. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne bunu götürseler kesin rapor alır. Normal olması imkansız. Normal bir insan, Allah'tan korkan, vicdanlı bir insan, merhamet sahibi bir insan evinde gül gibi bakılan köpeğe sırf o adamla yarışa girip onunla iddialaşarak oraya şikayet, buraya şikayet, oraya şikayet, buraya şikayet ederek, bakın, köpeğini evinden aldırıp hapishaneye attırıyor. Attırdığı hapishanede de burada çok daha iyi olacaksın diyor. Bu kadar vicdansızlar. Sevgili arkadaşlar, başınızı şişirmek istemiyorum ama yorumları okuyamıyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki, bunları dövmek, bunları vurmak, kırmak çözüm değil. Yasa. Yasayla kendimizi koruyacağız. Yasayla köpeklerimizi koruyacağız. Ama tekrar söylüyorum. Çamurun altında, bok içinde, bak, çamurun altında, bok içinde aşısız, kayıtsız, kuyusuz köpek besleyip ondan sonra akşam hadi getir boğuşturalım veya ses tellerini aldırıp binanın altına koyan, orada üreten, hayvanlara gün yüzü göstermeden, hayvanlara hakkını vermeden bakan kimsenin de yanında olmam. Babamın oğlu olsun tanımayacağım. Haberiniz olsun. Ben tanımam. Destek olmam. Beni aramayın. Abi köpekleri almaya geliyorlarmış. Ne yapalım? Hakkıyla bakıyorsan kimse sana gelmez. Ha gelebilir. İşte bu tür şeref yoksunu, karakter yoksunu, haysiyetsizler yüzünden gelebilirler. Gelirler, köpeklere bakarlar. Her şeyin doğruysa bir şey olmaz. Korkmayın. Her şeyin doğru olması nasıl oluyor? Gidin abi belediyelere gidin. İlçe tarımlara gidin. Tarım il müdürlüklerine gidin. Gidin öğrenin bu iş nasıl yapılır. Ben de elimden geldiğince videolar çekerek anlatacağım. Adım adım. Türkiye'de nasıl köpek beslenir? Öğrenelim. Kanunu, kuralı, kaideyi öğrenelim. Ona göre besleyelim. Ama tekrar söylüyorum. Ben yasaklı ırk mevzusunda Pitbull'un, Tosa'nın, Dogo'nun, Presa Canario'nun, Fila Brasileiro'nun, ben bu köpeklerin alınıp barınaklara hapsedilmesine karşıyım. Bu yasanın değişmesi gerekiyor. Düzeltilmesi gerekiyor. Eminim ki devlet büyüklerimiz, bakın, devlet büyüklerimiz bunu görseler, bu vicdansızlığı görseler, aynı dakika müdahale ederler. Ya siz inanabiliyor musunuz? Örnek veriyorum. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun, Sayın Pakdemirli'nin ve tabii ki Reis-i Cumhurumuzun bunları birebir böyle bir fark etse bunları ne yaparlar biliyor musunuz? Ama işte ilk videomda anlattım ya, 7 düvelle savaşıyoruz. Orada Libya, bu tarafa geliyorsun, Afrika'da bir mücadele var. Yani bu Avrupalılar ne yaptılar? Afrikalıların altınlarını, incilerini, elmaslarını alıp zenginleştiler zamanında. Araştırın göreceksiniz. Bunlar nasıl bir anda zengin oldular sanıyorsunuz? Ekonomiyle bilmem neyle. Hayır. Hayır. Çaldılar. Nasıl Amerika geldi buradan petrol aldı gitti. Silah sattı. Seni onunla öbürünü birbirine taktı. Onlara silah sattı. Petrol el koydu. Seni koruyoruz dedi. Demokrasiyi getiriyoruz. Amerika'nın demokrasi getirdiği nerede? Millet acı çekmemiş. Şu an devlet bununla uğraşıyor. Azerbaycan'la uğraşıyor. Karabağ, Irak'la, İran sınırımız bu tarafa dönüyorsun. Suriye. Yani hangi biriyle uğraşsın? Akdeniz, Karadeniz, her yerde bir gelişme, bir aksiyon varken bir de bunların hepsi bir tarafı arkadaşlar, Covid-19, koronavirüs yani. Böyle bir bela var başımızda. Böyle bir bela var başımızda. Şimdi düşünüyorum ben, yani bizi nasıl duyacaklar? Duymalılar. Buradan tekrar... müsaadenizle arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Tarım Bakanımız Sayın Pakdemirli'ye, Sayın Soylu'ya ve tabii ki Reis-i Cumhur, her zaman söylüyorum, ben onun askeriyim. Sayın devlet büyüklerimiz, beni size kötü göstereceklerdir. Geçmişte yaptığım köpek boğuşunu size göstereceklerdir. Ben umreye gitmeden gittim, geldim, tövbe ettim. Allah yukarıda. Bu işte bir alakam yok. Türk Çoban Köpeği camiasının da kendime göre önemli bir noktasındayım.
Birçok insan da bana destek oluyor. Hepimiz aynı görüşteyiz. Bu sözde hayvanseverler yüzünden sesimizi duyamıyorsunuz. Sesimizi duymanız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin. Rabbim sizlere sağlık sıhhat versin. Biz buradayız. Bizi çağırmanız yeterlidir. Yeter ki bu hayvan yasasının, yeni yasanın oluşumunda varsa duyduklarımız gibi, içeri tekliflerdeki gibi bütün hayvanlar kısırlaştırılacak, kimse köpek üretemeyecek, besleyemeyecek. Efendim bunlar antik çağlardan beri, atalarımızdan beri bize kalmış miraslar. Herkesin yanlışı olabilir ama bunları yasaklarla düzeltmeyelim. Bunları bize yol gösterin. Ve bu yolun nasıl yapılacağıyla alakalı da ben Akın Tülübaşı olarak ve çevremle, arkadaşlarımla sizlere söz veriyorum ki herkesin huzurunda biz yeterli bilgi ve donanıma sonuna kadar sahibiz. Biz köpek dövüşüne karşıyız sayın devlet büyükleri. Biz köpeklerin herhangi bir şekilde, hatta sadece köpeğin değil, her türlü canlının eziyetine karşıyız. Ama evimizde de baktığımız köpeğe rahat rahat bakmak istiyoruz. Çoban köpeklerimize, bütün dünya ırkları da dahil. Bunların hepsini biz seviyoruz. Allah yaratmış. Sevgili Sayın Cumhurbaşkanım, abimiz, önderimiz, liderimiz, her zaman söylersiniz, yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Biz de yaradılanı seviyoruz, yaradan Rabbimden ötürü. Bu insanlar o kadar çok ses çıkarmışlar ki, o kadar fazla sesleri çıkıyor ki, Sayın Devlet Büyüklerim ve Sayın Cumhurbaşkanım, bunların sesi o kadar çok çıkıyor ki, bizi göremiyorsunuz. Biz gerçek toplumuz, gerçek hayvanseverleriz. Bizi lütfen görün, lütfen bizi dinleyin. Biz hayatımızı bu işe verdik. Hayatımız boyunca hep köpek sevdim. Hep besledim ve benim gibi milyonlar var. Toplamda tahmin ediyorum ki ülkemizde direkt temas edebileceğimiz yani sosyal medya üzerinden 10 milyon insan vardır. Bütün bu insanların hepsinin korkusu köpeğim elimden alınacak, köpekler yasaklanacak, şu olacak, şu olacak. Böyle bir negatifliğe bizim devletimizin izin vermeyeceğini düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir önceki videomda sizlere veda edemeden kapatmıştım Sayın Cumhurbaşkanım. Onun için de buradan özür dilemek istiyorum. Çok antrenmanlı değilim. Çünkü Cumhurbaşkanı'na hitaben konuşmak kolay bir şey değil. Yapılması gerekir mi, gerekmez mi? Bunu çok düşündüm. Korktum da. Bir saygısızlık mı olur diye. Sonra düşündüm, hayır. Sen bu devletin, milletinin bir bireysin dedim kendime. Ve çıktım, videomu yaptım. Sizden istirham ediyorum. Tüm köpek camiası adına. Bizi kenara atmayın. Bu sessizlik insanları korkutuyor. Bu yasa çıkacak, tüm köpekler alınacak. Tüm köpekler kısırlaştırılacak. Bu çok kötü bir şey. Ben hayatım boyunca 2002 yılında doğmuş bir köpeğin ona olan sevgimle. Ve bu köpekler neyi sağlıyor biliyor musunuz Sayın Cumhurbaşkanım? Birçok insanın suça karışmasını engelliyor. Birçok insanın psikolojik olarak kafayı sıyırmasına engel oluyorlar. Çünkü onu seviyorsun. Onunla bir etkileşime geçiyorsun. Bunu psikologlar, psikiyatristler çok daha iyi tarif edeceklerdir. Siz de eminim ki bu konuya hakimsinizdir. Sonuçta devlet başkanısınız. Başkanımızsınız. Sizden istirham ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım ve Sayın İçişleri Bakanım Sayın Soylu ve Sayın Tarım Bakanımız Sayın Pakdemirli. Sizlerden rica ediyoruz. Çoban köpeği camiası da dahil, pitbull camiası da dahil, Alman kurdu camiası da dahil, av köpeği camiası da dahil. Bize sahip çıkın, bizi dinlemeleri için bizi çağırtın. Biz gidelim, yasayla alakalı bu konuda etkin ve yetkili, yani bilgili insanlarız. Hayatımızı bu işe verdik. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar, videomu YouTube'a da yükleyeceğim. YouTube'dan da paylaşırsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.